Merhaba, ben Osman İlhan. 40 yıllık doktorum. 23 yıldır profesörüm. Aslında hematoloğum. Ama şimdi kök hücre bakı başkanıyım. Çünkü sorun kökten çözmek. İnsanlara dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle tatsız olan kanser, lösemi hastalarında biliyorsunuz ki tedaviler sınırlı. Ama son 20 yıldır insan kanında dolaşan Kök hücre sorunu çözüyor. Ben kendime soruyorum. Ben kök hücre vericisi olsam kendi kök hücrem azalır mı? Hayır. Allah kemik iliğindeki kök hücreleri standart yaratmış. Ne kadar alırsanız alın, ne kadar verirseniz verin değişmiyor. Yani verici olarak herhangi bir zararı söz konusu değil. Tam tersi. Hatırlarsınız. Ne kadar çok kan verirseniz, bağışlarsanız iyi olur. Kök de böyle. Kök verdikçe e, kemikiniz çalışıyor. Daha genç kök geliyor. Faydalı. Bunun dışında artık toplumda her gün duyduğumuz üzüntülü haberlere paydos. Çünkü Türkiye'de kemik nakli daha sonra kandan kök nakli 30 yıldır yapılmaktadır. Bugünkü güzel haber. 2018 yılında Türkiye'de toplam yapılan kök hücre nakli sayısı 4800. Bugün bu rakam dünyada 5. sırada. Neden? Özellikle son yıllarda çok değerli vatandaşlarımız herhangi bir beklenti olmadan kök hücre bağışı yapmaktadır. Kök hücre bağışı yapmak çok faydalı bir şey. Çünkü ben 40 yıllık bir doktor olarak Beni en çok mutlu eden hastamın iyi olması. Çünkü biz bir aileyiz. Hematoloji kök nakli benim için bir yaşam tarzıdır. Onlar iyi olursa ben de iyi olur. Biz bunu yapabiliriz. Bugün Sağlık Bakanlığımız, SGK kurulları destekliyor. Gerçekten bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kök hücre nakilleri ücretsizdir. Hematoloji hocaları herhangi bir ücret almamaktadır. Çünkü bu bizim yaşam tarzımız. Bunun dışında diğer hastalıklarda inanıyorum ki kök hücre etkili olacak. Örneğin herhangi bir organ eksikliğinde eğer kök hücreyi saklarsak bunu kullanabiliriz. Bu sakladığımız kök hücreler hiçbir zaman bozulmuyorlar. Benim inancım bütün hastalıkların tedavisinde önümüzdeki dönemde kök hücre nakli uygulanacak. Bugün için Türkiye'de akraba dışı, gönüllü verici, kökçü nakli oranı %10 civarındadır. Oysaki ki bu rakam Amerika'da, Avrupa'da %50'dir. Yani bugün Türkiye'de yaptığımız 4800 nakil aslında bir başarı ama önümüzdeki dönemde en az yılda 1000 tane hastamıza gönüllü vericiden nakil yapmamız lazım. Bu ne demektir? Korktuğumuz, üzüldüğümüz kan kanserinde çözüme gidiyoruz vericiyle herhangi bir sorunum söz konusu değil. Tam tersi manevi bir huzur. Örneğin ben yıllar önce gittim kan talimde doku tipi yaptırdım. Şu anda benim Sağlık Bakanlığı'nda kendi doku tipim mevcuttur. Eğer bir vatandaşa uyarsa bu benim için mutluluktur. Onur duyarım. Bu iş bir yaşam tarzı olun tekrar söylüyorum. Ama bugüne kadar bütün arkadaşlarıma, bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha geçen ay bir doktor gönüllü olarak kökçe vermiş. Ne kadar mutluydu. Ben de gönüllüyüm. Tekrar ediyorum. Kök hücre bağışçılığı size zarar olmaz. Tam tersi kemik yeriniz daha çok çalışır. Almış olduğumuz kök hücre sadece bir su bardağı kadardır. Ve hemen yerine gelmektedir. Yani vericiye herhangi bir sıkıntısı, zararı söz konusu değildir. Zaman zaman Anadolu'daki insanlar genç kızlara söylüyorlar. Evlilik çağında acaba bir eksiklik olur mu? Kesinlikle olmaz. Tam tersi. Bunun vereceği manevi huzur inanılmazdır. Gerçekten sizde fazla olan, herhangi bir eksiklik yoktuğuna çıkacak olan kök hücre bir kişi kurtaracaktır. Ve o kişiyle daha sonra kan kardeş olacaksınız. Artık biz Türkiye'de sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, dünyadaki insanlara da artık biz bunu yapıyoruz. Veriyoruz. Benim inancım önümüzdeki dönemlerde tüm Türk kökenli vatandaşlarımızdan alacağımız Gök Türk projesiyle artık yüzde yüz varacağız. Bugün Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın gönüllü çalışmasıyla 500 bin tane gönüllü vericimiz var. Bu yetmez. Eğer biz bunu 5 milyon yaparsak Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir kanser, kan kanseri, lösemi, lenfomadan artık verici sorunumuz kalmayacaktır. İşte benim hayalim bu. Yapabiliriz. Ben inanıyorum. Sadece Türkiye için değil, dünya insanlığı için. Lütfen kök hücre bağışında bulunalım.